Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kadife İp'ten böyle tatlı, yumuşacık bir şapka öreceğiz. Bunu kızım için örmüştüm. Şimdi hemen dilerseniz yapımına geçelim. Tığım 4 numara arkadaşlar. İpim de bu ip bana yeterli oldu. Hatta biraz arttı. Ama tabii 2 yaş için uygun oldu bu ip artışı. Normalde bu ipten bir tane yetişkin için, yani kendim için ördüm. Şimdi hemen bunu açacağım. Ve bakın arkadaşlar, sihirli halkamızla başlayacağız. Bu arada önceki ipim biraz daha narin ve inceydi. O yüzden sayılarım neredeyse aynı. Ama santimler farklı. Onu da size biraz sonra anlatacağım zaten. Şimdi içerisine 10 tane sık iğne örüyorum. Kadife ipler çok narin olduğu için arkadaşlar bu kısımda fazla sıkmanızı önermiyorum. Çünkü sihirli halkanın uç kısmındaki ipi çekemiyoruz daha sonra. O yüzden olabildiğince rahat örmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben içerisine 10 tane ördüm. Hemen karşıdaki ilk boğumdan yine sık iğne yapıyorum. Yani burada birleştirme yapmıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz ve belirtecimizi takıyoruz. Şimdi hiçbir şekilde birleştirme noktası olmadan bu şekilde dönüp duracağız, yani bu halkayı, bu tabanı. Şimdi her yere çift batıyorum. 20 tane elde edeceğim sık iğnemi. Her yere çift batarak 3. sıraya geçeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar her boğuma çift örelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın, sıra sonuna kadar çiftimi battım. Belirtecimi çıkartıyorum ve ilk sıraya yine şöyle bir sık iğne batıyorum. Burada belirtecimi hemen takıyorum. Yerimi kaybetmiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, aynı noktaya bir tane daha batarak ilk çiftimi örüyorum. Bir çift bir tek olacak şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Şimdi artık klasik artırma yöntemine geçiyoruz. Her sırada tekleri artırarak tabanımızı büyüteceğiz artık. Bir tane tekime battım. Hemen yanına çift batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bir tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Çiftle başlamıştık, tekle bitiriyoruz. Şimdi yine belirtecimi çıkartıyorum ve ek sık iğnemi hemen batıyorum. Belirtecimi takıyorum. Burada da iki tek bir çift yapacağız. Dediğim gibi her sırada teklerimizi artırıyoruz ve çift yerlerini değiştirmeye özen gösteriyoruz. Bir önceki sırada çiftle başlamıştım. Şimdi tekle başlıyorum ve hemen yanına çiftimi örüyorum. İki tek bir çift olacak şekilde bu kısmı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar iki tek bir çiftimizi örelim yine arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, iki tane tekle başlamıştık. Şimdi sıranın sonunda çiftimizi batacağız. Yerimizi karıştırmıyoruz bu sayede.
neyle başladığınızı bilirseniz daha iyi olacaktır. Şimdi yine çıkartıyorum belirtecimi ve ilk sık iğnemi batıyorum. Belirtecimi tekrar takıyorum. Burada da 3 tek bir çift öreceğiz. Bu sefer çiftle başlıyorum. Aynı noktaya çiftimi battım ve 3 tane tekimi hemen örüyorum. Burada da yine 3 tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Yine sıra sonuna geldim. Burada da çiftle başladığım için 3 tane tekimle bitiriyorum. Ve hemen belirtecimi çıkarttım. İlk sık iğnemi battım. Şimdi arkadaşlar burada 4 tek bir çift yapacağımız için şöyle ilk 2 sık iğnemi batıyorum. Ve hemen yanına çift batıyorum. Son kısma da bakın 2 tane tek kalmış olacak. Yani burada amacımız çiftlerin yerini değiştirmek. Son kısımda 2 tane batınca zaten 4'e tamamlanmış olacak. O yüzden şimdi 2 tane tekime batıyorum. 1 tane çiftime batıyorum. Ve yine hemen yanından 4 tane tekle devam ediyorum. Şimdi buralara 4 tane tekimi batacağım. Üç ve dört. Dört tane tek batıyorum. Bir tane çift. Evet, bu şekilde çiftimin yerini değiştirmiş oldum. Daha yuvarlak bir taban elde etmek için çiftlerin yerlerini sık sık değiştirmemiz önemli. Şimdi sıra sonuna kadar dört tek bir çift olacak şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar 2 tane tekimi örüyorum. Başta zaten 2 tane tekimi örmüştük. Son kısmada 2 tane sık iğnemizi örerek burayı 4 tane sık iğne olarak kabul ediyoruz. Ve şimdi yine belirtecimi çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen sık iğnemi battım. Belirtecimi taktım. Burada da yine 5 tek bir çift olacak şekilde tabanımızı büyüteceğiz. Toplamda 7 tek bir çift olacak şekilde ben tabanımı büyüttüm. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tabanımızı büyütelim. 7 tek bir çift olana kadar örelim. 2 yaş grubu içinse yine ben 6 tek bir çiftle bitirmiştim. Ama tabii ki onda ipim daha narin ve ince olduğu için santim olarak 14 santim bir taban oldu. Bu taban ise 18,5-19 santim arasında oldu. O yüzden mutlaka kafa ölçüsünü alarak santim olarak ilerleyin. Yani sayı olarak değil. Çünkü iplerinizin kalınlığı, örme şekliniz, tığınız her şey santimini etkileyecektir. O yüzden mutlaka santim olarak tabanınızı örmenizi öneriyorum. Şimdi ben dediğim gibi 7 tek bir çift olana kadar tabanımı büyütüp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tabanımı bitirdim. 7 tek bir çiftle bitirmiş oldum. Şimdi hemen ölçümünü yapalım. Şöyle tuttuğumda yaklaşık olarak 19 santim görünüyor. Sizler 19-20 santim olacak şekilde yine ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Şimdi burada her sıraya tek batıyoruz artık. Toplamda 7-8 sıra. Yani yine kafanızda ölçerek, kafanıza taktığınızda alanınızın tam ortasına denk gelecek şekilde sayılarınızı uzatmanız gerekiyor. Ben 8 sıra ördüm arkadaşlar. 8 tane tek, yani 8 sıra boyunca tek sık iğne ördüm. Ve daha sonra şapkamın volan kısmını yaptım. Şimdi ben her yere tek batıyorum ve şapkam uzayana kadar öreceğim. Şapkamı uzattıktan sonra daha sonra sizinle tekrar görüşelim arkadaşlar. Bakın istediğim boyuta kadar getirdim artık şapkamı. 8 sıra tek ördüm. Şimdi arkadaşlar burada bir tek bir çift yapıyoruz. Yine isterseniz fazla volan katmak istemiyorsanız
iki tek bir çift olacak şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben burada bir tek bir çiftimi örüyorum, sıra sonuna kadar geliyorum. Bir tek bir çiftimi ördüm. Şimdi arkadaşlar yine her sıraya tek örüyoruz. Bundan sonraki sırada normalde 2 ya da 3 sıra tek örmemiz gerekiyor. Ama benim ipim maalesef burada bittiği için sadece bir sıra örebildim. Yani bir sıra tek örüp bıraktım. O yüzden ipinizin boyutu benim ipim kadar minikse siz de 2 ip kullanabilirsiniz. Bir tane ip yeterli olmadı maalesef. Benim başka ipim olmadığı için devam edemedim. Şimdi tek sıra örüyorum. Evet arkadaşlar, şapkamın son hali bu şekilde oldu. Dediğim gibi bir iki sıra daha uzatabilirsiniz. Bu şekilde bakın, bu ipim daha ince ve narin olduğu için daha salaş, daha yumuşak bir şapka oldu. Ve 14 santimlik bir tabanı vardı. 6 tek bir çiftle bitirmiştim. Kendimi ördüğüm şapkam ise ipim yeterli olmadığı için maalesef uzatamadım. Ve onun tabanı da 19-20 santime yakın diyelim. Bu şekildeydi. Örecekleri şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.